çalışmaya gerek yok. Bak görüyorsunuz nasıl tuz kalkıyor. Mahallemizde 3 yıl önce şu gördüğünüz yol trafiğe açıldı. Fakat 3 yıldır herhangi bir gelişme yaşanmadı. Yani asfaltlanması bir türlü başlanamadı. Mahallemizin Dörbit tarafında okullar var, sağlık ocakları, burada tekstil iş yerleri var. Hemen üst tarafta hükümet kullanılan yol, aşağıda hastane var. Fakat gereken bir türlü gösterilmedi. Büyükşehir yasasının çıkmasıyla beraber yollarımız büyükşehire bağlandı. Fakat biz büyükşehirden bir türlü hizmet almadık. Yani bize dediler ki halka hizmet hakka hizmettir. Ama biz bu hizmeti bir türlü görmedik. Büyükşehir'in nimetlerini biz faydalanmak istiyoruz. Yazın bu yolun tozundan biz evlerimizin balkonlarını oturamıyoruz. Evlerimizin camlarını, pencerelerini biz açamıyoruz. Büyükşehir'de oturan belediye başkanından, ilgili yetkililerden bizim ricamız şudur. Bir an önce bu yolumuza bir çare bulsun. Yani halk burada kendi çözümünü kendisi bulmuş. Yollara taşlar döşemiş, araçlar hızlı geçip toz çıkarmasın diye. Kış geldi mi çocuklar ayaklarını poşetlerle, çamura batmasın diye poşetlerle okullarına gidiyorlar. Okullar açılmadan önce mutlaka bu sorunun biz giderilmesini bekliyoruz. Bizim beklentimiz bu yöndedir. Lütfen Bahçeliyevler Mahallesi'ndeki bu yol sorununda büyükşehir yetkilileri bir ilgi göstersinler ve gerekli çözüm neyse onu yapsınlar. Biz onlardan bunu bekliyoruz. Yani oksijen yerine bildiğiniz toz yutuyoruz. Yani yazın ortasında çocuklar öksürür mü? Toz yüzünden öksürüyorlar, durmadan öksürüyorlar. Yakında bunlar sıkma olur, ne bileyim başka hastalıklara yakalanır. Ben Malatyalıyım, yaklaşık 4 aydır buradayım. Gerçekten yani buradaki çile böyle batıda hiçbir yerde yok. Güzel bir şey değil yani. Bak buradan bir araç geçtiği zaman toz dumanda kalıyoruz. İnsanlar balkonlarına çıkamıyor. Elemanlarımız çok şikayetçi. Kapılarına çıkamıyorlar. Muzdaribiz. İlgilenilmesini rica ediyoruz. 3 yıl önce bu yol açıldı. Fakat yolun asfaltlaması bir türlü başlanamadı. Yolun bir tarafında Selahattin Eyyubi İlkokulu var. Öbür tarafta 75. yıl ortaokulu. Hemen üstümüzde Zübeyde Hanım Anaokulu var. Çocuklarımız kışın emin olun ayaklarında poşetlerle okullarına gidiyorlardı. Çünkü çamur, burası resmen çamur deryası oluyor. Büyük sıkıntılar çekiyorlar. Yaz oldu. Yazın halimizi görüyorsunuz. Bir araç geçin buradan her taraf toz duman. Dolayısıyla yetkililer buna bir an önce bir çözüm bulması gerekir. Bizim istemiz onlardan bizim bu durumumuza bir çözüm bulmalardır. Biz Mardin Büyükşehir'de daha önce görüştük. Dediler İşte kışın yol olmuyor, bir havalar ısınsın. Havalar ısındı, dediler Ramazan ayıdır. Ramazan ayı geçti, dediler bayramdır. Bayram geçti, seçim vardı, seçim girdi. Artık bahaneler bir türlü bilmedi. Artık biz bu bahaneleri duymak istemiyoruz. Medya talkı kesinlikle bu kepazeli hak etmiyor. Medya talkı deli bir haktır. Medya talkı gerekirse kendisi şehrine sahip çıkmasını bilir. Biz demokratik yollardan tepkimizi göstermesini biliyoruz. Fakat işin daha ileri noktaları varmadan yetkililer buna bir çözüm bulmasını biz bekliyoruz. Yani görüyorsunuz her tarafta taşlar konulmuş, araçlar rahat hareket edemiyor. Hareket etti mi toz duman çıkıyor. Biz balkonlarımıza oturamıyoruz, camlarımızı açamıyoruz. Çocuklarımız hastalanmışlar, öksürüyorlar. Yazın ortasında insan öksürür mü ya tozdan dumanla? Yanlış bilmiyorsam 8 tane tekstil atölyesi var. Ortalama 1200-1500 arası çalışan var. Her gün bu yolu kullanıyorlar. Bu yolun her bir ucu ayrı bir okula çıkıyor. Yani binlerce insan bu yolu kullanıyor. Binlerce insan bu yolu kullanırken bunların ayağına hizmet götürmemek de bana göre vicdansızlık. Yani yetkililerin bir an önce buna bir çözüm bulması gerekir. Biz onlardan bunu istiyoruz. Yani eğer orada bir belediye başkanı varsa hizmet etmek amacıyla oradadır. Eğer hizmet etmeyecekse kimse o koltuğu falan işgal etmesin. Halka hizmet, hakka hizmet anlayışıyla hareket eden bir anlayışla gelirler oraya. Lütfen bize hizmet etsinler. Biz bize hizmet eden insanı biz başımızın üstüne taşırız. Fakat etmeyeni de biz ne yazık ki gerekli eleştirilerimizi biz her türlü ortamda biz yaparız. Vallahi okula gidiyoruz. Tozdan dolayı öksürüyoruz. Bazen bu gibi hastalıklar oluyor. Bildiğiniz gibi yazsa sıcak var. Bu balkonda yatıyoruz. O yüzden sıcak olduğu için balkonda yatmak zorunda kalıyor. Arabalar da böyle geçiyor. Toz çıkardıkları için böyle uyurken rahatsız oluyoruz. Onun için
Onun için bu arada bir yol yapmalarını istiyoruz. Asfalt yapsınlar ve kısa bir süre içinde burayı yapsınlar diyor. Mesela biz bu yollardan böyle bisiklette geçerken arkamızdan toz kalkıyor. Mesela gördüğünüz gibi ben de öksürmeye böyle öksürüyorum ara sıra. O yüzden tozlar kalkıyor havaya. Biz balkonda uyurken balkonlar kirleniyor. Böyle ikide bir her gün temizliyoruz. Zor gidiyor zaten. Böyle yani görmüşsünüz taş koymuşuz. Arabalar hızlı gitmesin diye, toz kalkmasın diye. Ama arabalar hala hızlı gidip durduğu için böyle tozlar havaya kalkıyor. Öyle. Abi buradan gelen arabalar arkasından toz çıkıyor. Ve biz okula falan giderken, mesela ben bisikletle buradan geliyorum, hemen bir araba geçiyor ya da bir rüzgar çıkıyor, hep gözümüzde kaçıyor, biz de göremiyoruz. O yüzden bu nedenin çözülmesi lazım. Asfalt ya da kaldırıp taşları döşenmesi lazım.